Dolar neden düşmeyecek? Ufak tefek gevşemelerle karşımıza çıksa bile önümüzdeki süreçte yükselişini neden devam ettirecek? 7.20 bile artık hedef olmaktan çıkacak. Büyük ihtimalle dolarda yeni hedefimiz 7.60 olacak sevgili dostlarım. Eğer ki kontrol biraz elden çıkarsa bu kez biz bir anda agresif yükselişlerle karşı karşıya kalacağız ve dolarda 8-8.5 bandına doğru giden bir hedef göreceğiz. Hele ki dolar devalüasyon etkisiyle yükselir. Yani aynı 2018 Ağustos ayındaki gibi sert bir hareketle bir çıkış yakalarsa o zaman da biz 12-14 lira seviyesinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalabiliriz. Bugün bazı gerçekleşmeler var. Bu videoda hem onların üzerinde durmaya çalışacağım hem de bundan sonra hangi verilerle karşı karşıya kalırız ve bu veriler bizi nereye doğru götürür? Bu videoda onun ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle belirteyim. Dünkü videoda da paylaştım. Bugün de biraz yine üzerinde duracağım. Merkez Bankası rezervleri, dış ticaret verileri, büyüme rakamları, PMI verileri ve dış gelişmelerle Türkiye'nin borçları dolar üzerindeki baskıyı her geçen gün arttırmaya devam edecek. Bunlarla ilgili bazı açıklanan veriler var. Bunları paylaşacağım sizlerle ve ne demek istediğimi çok daha somut bir şekilde aslında ortaya koymuş olacağım. Önce Merkez Bankası rezervleriyle başlayalım. Merkez rezervleri her geçen gün biraz daha hızlı bir şekilde tükenmeye devam ediyor. 40 milyar dolarlık brüt rezerv 29 milyar dolara kadar düşmüş durumda. Tabii bunlar açıklanan rakamlar. Açıklanmayan rakamların çok daha dramatik olduğu da konuşuluyor. Yani Merkez Bankası her geçen gün rezervlerini eritmeye devam ediyor. Bunun temelinde ise son 1,5 yıldır Merkez Bankası'nın kamu bankaları üzerinden piyasayı domine etmeye çalışması geliyor. Yani Merkez Bankası doları kontrol altında tutabilmek için 5.80 seviyesine kadar kontrol altında tutabilmek için elindeki mermilerin neredeyse tamamını boşaltmış durumda, rezervlerini de tüketmiş durumda. Ve bunu da çok ciddi faiz karşılığında yaptı. Ve bugün yine Merkez Bankası swap oranlarını %30'dan %40'a çıkarttı ve dedi ki bankalara, gelin bana dolar borç verin, ben de sizlere yüksek faizli TL borç vereyim. Bu sayede benim rezervlerim en azından biraz güçlensin. Ama büyük ihtimalle özel bankaların pek çoğu buna yanaşmayacak. Kamu bankalarının elindeki dövizlerin de tükendiği çok net bir şekilde ortaya çıkıyor Merkez Bankası'nın bu tavrıyla birlikte. Merkez Bankası'nın en önemli itiraflarından birini de ortaya koymuş oluyor aslına bakarsanız bu swap hamlesi. Merkez Bankası rezervlerim tükeniyor. Çok ciddi sıkışmış durumdayım. Her türlü yolu deniyorum. Bir an önce rezervlerimi yukarıya çekmeye çalışıyorum sinyalini veriyor aslında. Öbür taraftan IMF ile herhangi bir anlaşma yapılmadı. Diğer kurum ve kuruluşlarla herhangi bir anlaşma yapılamadı. Şu anda Avrupa Birliği ile Amerika ile bir şekilde swap anlaşmaları yapılmaya çalışılıyor. Ne yazık ki bu konuyla ilgili de bir sonuca ulaşılmış değil. Çünkü Avrupa'da, Amerika'da aslına bakarsanız ciddi bir parasal sıkışıklık içerisinde pandemi kaynaklı. Kimileri şunu söylüyor. Amerika çatır çatır parasal genişlemeye gidiyor. Bu nedenle dolar düşecek. Aksine Amerika'nın her geçen gün dolara olan talebi artıyor. Bakın Amerika'nın da dolara olan talebi artıyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Amerikan hazinesi sadece bu ay 3 trilyon dolarlık bir borçlanmaya gitmeyi hedefliyor. Rekor bir borçlanmadan bahsediyoruz. Geçen yıl 1.3 milyar dolar borçlanan Amerikan hazinesi bu ay, sadece bu ay 3 trilyon dolarlık bir borçlanma hedefliyor. Bu ne demek? Amerika hazinesi hızlı bir şekilde piyasadan para toplamaya çalışacak. Gerekiyorsa hazine faizlerini yükselterek bunu yapacak. Anlayacağınız sevgili dostlarım, parasal sıkışıklık sadece Türkiye'ye ve gelişmekte olan ülkelere değil, gelişmiş ülkelere de yansımaya başladı. Tüm bu koşullar içerisinde de Türkiye'nin para sıkışıklığı, borç bulma ihtimali, swap hamlesi yapma ihtimali her geçen gün biraz daha azalıyor ve Merkez Bankası'nın rezervleri hızlı bir şekilde tükenmeye devam ediyor. Bir, devalüasyon sebebi aslına bakarsanız bu. Velev ki devalüasyon yapmadı, Merkez Bankası'nın bu ihtiyacını karşılayabilmesi için öyle ya da böyle dolar kurunun artık yükselişine izin vermesi gerekiyor. Müdahale etme imkanı elinden tamamen kayıp gitmiş durumda Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının. Bu koşullar içerisinde de Merkez Bankası sadece en azından dolar yükselse bile kontrollü yükselsin telaşında. Kontrollü yükselecek mi? Bana göre çok zor arkadaşlar. Ama kontrollü yükselse bile bundan sonraki ilk hedef 7.60 olacak.
kontrol elden çıkarsa bir anda doları biz 8-8.50 civarında görebiliriz. Bunu kenara bir not olarak koyalım arkadaşlar. Yine dünkü videomda da söylemiştim. Bu videomda da bir kez daha altını çizeceğim. Doların yükselişini tetikleyecek en önemli sebeplerden birisi Türkiye'nin dış ticaret açığı olacak demiştim sizlere. Bakın Türkiye'nin dış ticaret verileri her geçen gün biraz daha sıkıntıya girmeye devam ediyor. Neden? En önemli ticari partnerlerimizden birisi olan Avrupa Birliği'ne ticaretimiz her geçen gün daralıyor. Çünkü Avrupa Birliği dış ticaretini daraltıyor bu koşullar içerisinde. Ve buna bağlı olarak geçen ay Mart ayında %181 oranında Türkiye'nin dış ticaretinde açık arttı. Nisan ayı verileri bugün geldi. Nisan ayında da artış devam ediyor. Hem ihracat düşüyor hem ithalat düşüyor ama ihracatın düşüş oranı ithalatın düşüş oranının neredeyse iki katı sevgili dostlarım. Bu da Türkiye'nin dış ticaretinin çok hızlı bir şekilde arttığını ortaya koyuyor. Nitekim zaten rakamlar da bunu teyit eder pozisyonda. Nisan'da ihracat korona salgını etkisiyle yılın aynı ayına göre %41.38 oranında geriledi. Dış ticaret açığı %45.1 oranında artarak 3 milyar 965 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %69.4 seviyesine kadar geriledi. İhracat geçen yılın aynı ayına göre %41.8 oranında azaldı. İthalat %28.31 oranında azaldı. Dış ticaret açığı sadece Nisan ayına özel 4,5 milyar doların üzerinde. Ve dolayısıyla sıkıntı her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Ve bu da dolar üzerindeki baskının artmasını beraberinde getiriyor. Doların yükselişini çok ciddi manada tetikleyecek bir durumdan bahsediyoruz. Buna bir de turizm gelirlerinin ve işçi döviz gelirlerinin düşmesi de eklendiğinde Türkiye'nin cari açığında ciddi bir yükseliş gözlenecek. Bu yükselişle dolar üzerindeki baskıyı arttıracak. Çünkü Türkiye'nin dolara olan ihtiyacı her geçen gün biraz daha artacak. Dolara olan ihtiyacın artmasının en temel nedenlerinden birisi de ne? Borç. Özellikle Türkiye'nin kısa vadeli dış borcu, yani bu sene içerisinde ödemesi gereken rakam 170 milyar dolar. Çok ciddi bir dolar talebi anlamına geliyor. Dolar yok ama talep çok. Bu da yine doların yükselişini tetikleyen noktalardan, konulardan birisi olacak. Gelelim büyüme rakamları ve PMI verilerine. Büyüme rakamları IMF'ye göre Türkiye %5 küçülecek bu sene. Bu çeyrekteki daralma çok daha fazla olacak. İkinci çeyrekteki daralma çok çok daha fazla olacak. Belki bir ihtimal üçüncü çeyrekte kendisini toparlar diye IMF bu rakamı ortaya koyuyor. Oysaki büyük ihtimalle daralma belki son çeyrekte birazcık yavaşlayacak. Bunu niye söylüyorum? Çünkü Eylül'e, Ekim'e kadar dünyanın açılıp birbiriyle entegre olması çok mümkün değil gibi görünüyor. Avrupa Birliği'nin yaralarını sarması çok mümkün değil gibi görünüyor. Türkiye'nin ihracat kaleminin en önemli kısmını da Avrupa Birliği ülkeleri oluşturuyor sevgili dostlar. Orada çok ciddi bir daralma yaşayacağız. Diğer taraftan Türkiye'de iç talepte de çok ciddi bir daralma var ve bütün bunların toplamı Türkiye'nin hızlı bir şekilde daralacağını bize gösteriyor. İstanbul Sanayi Odası imalat PMI'yi Nisan ayında 33.4 puan seviyesine kadar gerilemiş durumda. 52'den 33.4'e düşüyor. 50'nin altındaki her seviye çok ciddi daralmaları ifade ediyor. 40'ın altındaki her seviye çok çok ciddi daralmaları ifade ediyor. Büyümenin en önemli göstergelerinden birisi PMI verisi. İmalat sektörünün satın alma verisi. Ve görüyoruz ki Türkiye hem birinci çeyrekte hem de ikinci çeyrekte ciddi daralmalarla karşı karşıya kalacak. İşsizlik, yoksulluk, reel sektörde sıkıntı, bankacılık sisteminde sıkıntı, dolar üzerinde çok ciddi bir baskı anlamına geliyor. Neden? Risklerimiz artacak. CDS puanımız daha da yükselecek ve doğal olarak Türkiye'nin borç bulma ihtimali azalacak. Borç bulma ihtimali azaldıkça da o kısa vadeli borcu çevirme ihtimali de azalacak. Bu da yine doların yükselişinde çok ciddi bir baskı unsuru olacak. Ve tabii ki bu arada sadece Türkiye'nin sıkıntıları yok. Aynı zamanda yurt dışının da sıkıntıları var. Bütün dünyanın sıkıntıları var. Yani dış gelişmeler. Dış gelişmeleri de göz ardı edemeyiz. Bu süreçte bütün dünya büyük bir sıkıntı içerisinde. Avrupa Birliği, Amerika, Asya ülkeleri ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Dünyada büyük bir daralma olacak. Tüm bunlar da Türkiye'nin dolar konusunda elini biraz daha sıkıştıracak.
olacak. Dolar da işte o sert yükselişleri tetikleyecek. Amerika'da konkordatolar başladı. Amerika'nın en önemli perakende şirketlerinden birisi konkordato ilan etti. Yani demek ki iflaslar bundan sonraki süreçte arka arkaya gelmeye devam edecek. İngiltere'de hükümet işsizlerin 1/4'ünün maaşlarını ödüyor. Demek ki hem İngiltere hem Avrupa ülkelerindeki bütçe açıkları hızla artacak. Oradaki ekonomik dengeler hızla bozulacak ve o ülkeler bütçe açıklarını kapatabilmek için çok sert tedbirler alacaklar. Büyük ihtimalle bu da yine bizim gibi gelişmekte olan ülkelere yansıyacak. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bir açıklaması. 1.8 milyar insan kayıt dışı çalışan 1.8 milyar insan gelirlerinden olacak. Toplam çalışanların neredeyse %50'sine denk geliyor. Bu da yine dünyada büyük bir ekonomik buhranı işaret ediyor. Tüm bunlar toplamında sevgili dostlarım hem Türkiye'nin kendi kritik sorunlarıyla hem de dünyanın sorunlarının Türkiye'ye yansımasıyla dolar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya devam edecek. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Eğer ki kademeli bir şekilde yükseliş olursa Merkez Bankası bir şekilde kontrol ederek doların kademeli yükselmesini sağlayabilirse bundan sonraki hedefimiz artık 7.20 bile değil 7.60 seviyesi. Eğer ki Merkez Bankası kamu bankaları kontrolü kaybederse bundan sonraki hedef 8-8.50 aralığı. Eğer ki Merkez Bankası tamamen kontrolü kaybederse ve veriler bu şekilde gelmeye devam ederse biz uluslararası bir anlaşma yapamazsak ya da swap anlaşmaları yapamazsak dolar sıkışıklığı bu şekilde artmaya devam ederse işte o zaman devalüasyon etkisiyle dolar 12-14 bandında sevgili dostlarım. Anlayacağınız bundan sonra konuşacağımız konu doların düşmesi değil. Doların nasıl yükseleceği olacak. Dolar kademeli mi yükselecek? Dolar agresif mi yükselecek? Yoksa dolar bir devalüasyon etkisiyle mi yükselecek? Bunu göreceğiz. Ama her durumda hem dünyanın koşulları gereği hem Türkiye'nin ekonomik koşulları gereği hem de Türkiye'nin bugüne kadar ekonomiyle ilgili yaptığı büyük hatalar nedeniyle dolar yükselişini öyle ya da böyle devam ettirecek sevgili dostlarım. Bundan sonraki süreçte 7'nin 6 hayal gibi. 7'nin 6 görülse bile çok kısa bir dokunuş olacak bu. 6.97-98 seviyelerinden tekrar yukarıya hızlı hareketini devam ettirecek. Tabii ki bunların hiçbiri yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlarım. Ama sonuç itibariyle bundan sonra yaşanabileceklerin net göstergeleri, ekonomik krizin net emareleri hızlı bir şekilde karşımıza düşmeye devam ediyor ve bütün bunlar da dolar üzerindeki baskıyı arttırmaya devam edecek. Bu videonun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki bildirimlerinizi açarsanız çok daha hızlı bir şekilde sizlere ulaşabiliyoruz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak oradaki herhangi bir üyelik seçeneğiyle de bize destek verebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.